Bu teknik eğitim videomuzda AS300 serisi PLC'ler ile EtherCAT portu üzerinden servo eksenleri kontrol ederken el çarkı komutunu nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışacağım. Kullanacağımız komut CSFO yani Double CSFO C komutudur. Eksen değişkenlerimiz input parselerimizi bağladığımız, AB fazları bağladığımız X girişleri, input counter, input speed ve el çarkımızın Cir oranını içeren bir komuttur kontrol edeceğimiz eksen numarasında aksis kısmına girebiliriz bu komutla PiS'imizin AB fazla enkoderimize gelen PICE adedini belli bir Cir ile çarpıp çıkışlara yani servo eksenine doğrudan yazdırabiliriz komut hemen işlevselliğini test etmek için PiS'imde öncelikle run konumuna geçiyorum Öncelikle eksenimde e, initializing yani init -c komutunun bir defa tetiklenmesi ve başlangıç ayarlarının yüklenmesi gerekiyor. Bunun için init -c komutunu aktif hale getiriyorum. Şu an servo eksenim hazır. Eksenimi normal şartlarda absolute, relative ya da speed modda kontrol edebiliyorum. Hemen bunu da testini şöyle yapabilirim home işlemi yapmam gerekiyor. Şöyle düzeltiyorum. Önce servo 10 inputunu verip ardından home işlemi yapmam gerekiyor. Home işlemim tamamlandı. Şu an eksen enable konumunda. Eksenimi 150 RPM hızında ileri ya da geri yönde kontrol edebiliyorum. Ancak PLC'min girişine bağlamış olduğum X0, X1'e, A, B fazlarına bağlamış olduğum enkodere göre eksenimi kontrol etmek için de şu işlemi uygulayabilirim. Bir kez daha bir home işlemi yapmak istiyorum öncesinde. Ki enkoder feedback değerim sıfırlansın. Komutu aktif hale getirip çarpan değerimi tanımadığımda örneğin enkoderimi birebir takip etmesini istiyorsam M600 bitini aktif hale getiriyorum. Şu an input pulse adedim 0, servo sürücümün aktüel pozisyonu 0 ve AB fazla enkoderimi döndürmeye başladığımda input pulse adedim 2323 iken servo da 2323 pozisyonuna gidecektir. Gear değerimi arttırıp 10 çarpanla takip etmesini istediğim zaman da servo sürücü input palsin 10 katı komut pozisyonunu üreterek eksenimi pozisyonlayacaktır. E, bu komut da, bu komut kullanımında eğer ki el çarkınızın çözünürlüğü düşük, servo ekseninizin çözünürlüğü yüksekse e, motorda kademeli hareketler görmeniz normaldir. Bu gibi durumlarda sürücünün P108 parametre değerini arttırarak sadece bu komut aktif iken komutun yumuşatmasını, smooth bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Aynı komutu bir kez daha kullanırsam motorumun biraz daha smooth çalıştığını görüntüleyebilirim.